Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Epic Games'in 14 Nisan'dan itibaren ücretsiz verdiği, bu hafta ücretsiz verecek olduğu Insurmountable isimli oyunu oynayacağım. Insurmountable çok iyi puanları olan bir oyundu diye hatırlıyorum. %98 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Daha hiç oynamadım ama gördüğüm kadarıyla bir dağ tırmanma, işte simülasyon oyunu. Insurmountable'ın ayrıca Türkçe anlamı da işte geçilmez, aşılmaz, yenilmez, işte çok zor anlamına gelen bir sözcük. Her hafta Epic Games'in biliyorsunuz artık yapıyorum ücretsiz çıkan oyunlarını. Oynuyorum. Onun için de bir liste var. Oynatma listesi zaten oynatma listesini takip edebilirsiniz. O sayede de yeni oyunları, ücretsiz oyunlara ulaşabilirsiniz. Yani haberiniz olur hangisi olduğundan. Ayrıca XCOM 2'yi de bu oyunla birlikte ücretsiz veriyorlar. Bu hafta haberiniz olsun. XCOM 2'yi muhtemelen oynamayacağım. Çünkü oyunlar daha fazla zaman yatırımı isteyen oyunlar. Benim maalesef öyle bir zamanım şu an için yok. O yüzden çok fazla oynayamayacağım. Ama isterseniz onu da ücretsiz alabilirsiniz. XCOM 2 yaklaşık 220 lira civarı olması lazım. Bu oyunu bilmiyorum ücretli fiyatı ne kadar ama... Ücreti ne kadar normalde ama yani gerçekten Epic Games muhteşem kalitede oyunlar vermeye devam ediyor. O yüzden kesinlikle takip etmesinizi öneririm. Ben şu ana kadar yaklaşık 200'e yakın yani yaklaşık 3 yıldır hiç kaçırmadan ben her hafta her ücretsiz verdiği oyunları alıyorum. Bunların içinde Kontrol de var. Yani inanılmaz iyi oyunlar da veriyor ücretsiz olarak, işte GTA 5 Kontrol gibi çok AAA oyunları da veriyorlar. Mutlaka Epic Games'i takip etmenizi öneririm. Çok daha fazla konuşmadan oyuna geçelim. Difficulty diyor. Tabii ki ben en easy olabilecek modu seçeceğim. Çünkü 30 saat geçemiyorum ben bu tarz oyunlarda. Çok becerikli değilim biliyorsunuz. Bakalım. Yaklaşık bu arada oyunun oynanma süresi 4-4,5 saat civarı diyebiliyorum. Howlongtobeat.com'dan o şekilde edinmiştim. Bakalım. Ayak sesleri, karda yürüme sesleri, fermuar sesi. Sanıyorum çıkmamız gereken yer orası. Hedefimiz orası oluyor. Haydi bakalım. Güzel bir harita. Bize baştan gösterdi oyun aslında. Gamepad'le oynanıyor mu? Emin değilim. Tutorial'ı yapalım. Let's click. Okay, right click to stop the character or remove the final checkpoint. Alternatively, you can press the move button or... You can open the story with any time. Okay. Ne diyor? Your adventure begins. You cast your gaze over the enormous mountains landscape. You have traveled across the globe seeking out adventure, but this island is like nothing you've ever seen before. As far as you can tell, it's large unexplored. The only information you could find... Dünyayı gezmek istedin, gezdin, işte her yeri gördün, çok maceracısın, süpersin, güzelsin ve en son diyor bu adayı keşfettim ve bu ada diyor diğer yerlerden çok daha farklı, işte unexpected, beklenmeyen büyük şeyler var bu adada. Diyor işte bu adayla ilgili diyor daha önceden birkaç bir şey duydum ve bunların arasında bu adada bazı beklenmeyen nelerin olduğu, beklenmeyen burayı daha önceden keşfetmiş ve burayı ele geçirmiş güçlerin olduğunu duydun diyor. On the way you hear, you stumbled across abandoned property and lost. Buraya gelirken diyor birçok terk edilmiş binayı gördün. You wondered what ne olduğunu merak ettin. Bu adanın ne gibi sırlar taşıdığını merak ediyorsun. Then you shake your hands, it might be nice to have some answers. Ve diyor bazı cevapları bulmak gerçekten güzel olabilir diyerek başını salladın. Your goal is clear. Ancak diyor hedefin sağlam, sabit ve belirli. Reach the summit. Zirveye ulaş. That is why you are here. Bu yüzden buradasın. Ve seni zirveye ulaşmak motive ediyor. Haydi bakalım. Şimdi oyun bu arada oyunun anladığım kadarıyla gamepad'de işte yok. Options'ta da ben öyle bir şey göremedim. Oyun sıra tabanlı gibi mi? Bakalım. Ben mesela şuraya git dedik.
Ha. Okey, saatlik iptal ediyor. Gideceğiz oraya kadar. Aa, sıra tabanlı ilk, yani çok ilginç geldi bu arada ama güzel yani. Kamera kontrol ortaya basarak VK mood'u tamam. Kamera kontrolü V'ye basarak bu şekilde yapıyoruz. Gayet güzel. Oo, bu arada çok tatlı değil mi oyun şeyi? Oyun tarzı, yani hiç böyle beklemiyordum. Ben bayağı bir first person gideceğiz diye düşünmüştüm. A gust of wind catches you and you almost fall into a deep fissure. Fissure'u tam anlamadım. Yani sağlam bir çukura düşüyordun gibi bir şey diyor. Rüzgar çıktı ve neredeyse düşüyordun. You flail wildly with your arms, trying to keep your balance. Sudden, kendini diyor böyle zar zor tuttun. Suddenly someone grabs you. Aa, aniden diyor seni birisi tuttu. Ve sınırdan geri çekti seni. That was close. Çok yakındı. Just a second later and you would have fallen your death. Bir saniye geç kalsa ölüme düşüyordun. Yani ölecektin. Ölmeye düşüyordun. You sternly tell yourself that you really have to pay more attention. Kendine daha fazla dikkat etmen gerektiğini söyledin. No need to press your luck when there is danger. Ha, diyor yani bir şey varken diyor. Tehlike varken diyor. Şansını çok zorlamana gerek yok. Diyor. Hadi bakalım. Dur bakalım. Düzelteyim kamerayı. Bu arada ben bu kadar hikaye olacağını tahmin etmiyordum. Ancak bence hikaye güzel başladı ve sanki böyle ufak ufak şeyleri bize gösterecek. Haydi bakalım ne olacak. Devam. Your knee still weak. Dizin hala bu arada yani çevirilerim yani tamamen motomot çeviri yapamıyorum şu an. Direkt okuyup ne anladıysam onu söylüyorum. Your knee still weak. You take a lot of rescue. You take a look at your rescuer. She's a young woman in a red bear anorak. There's a green stone fastened around her neck with a leather strap. Fascinating words. Diyor ki dizlerin hala weak çünkü düşmeden dolayı sorun yaşadın. Yani genç bir kadın var ve göğsünde deri bir şeyin içerisinde yeşil parlayan bir şey var, taş var. Fascinated, you stare at the hand carved charm. Its soft glow is almost hypnotizing. Neredeyse hipnotize edici bir tatlı bir ışıması var diyor. The stranger öksürdü ve yabancı kadın öksürdü ve hiçbir şey söylemeden hold out some provisions for you to take. Tam olarak anlamadım. Okey. Ha, bana şey verdi. Gift verdi. Hediye verdi. Okey. Biz de kabul ettik hediyeyi. I want to give her something in return. So you reach through your pack. Ben de ona karşılığında o hediye karşılığında bir şey vermek istiyorum ve bu yüzden çantama elimi soktum. You finally find something and look up. Sonunda bir şey buldun ve yukarı doğru başını kaldırdın. Ancak kadın o anda kaybolmuştu. A bizarre meeting. But you can't help but be grateful for her. Çok garip bir karşılaşmaydı. Ancak kadına çok grateful ne denir? Vefa duyuyordun. Yaptığı yardım için. Ha, item neymiş? Oksijen bottle. Oksijen şişesi verdi bize. Artı 30, 35 oksijen veriyor. %35 of max stat value. Okey. Bir kullanımlık. I continue the journey. Okey. Aa, burada bayağı şeyimiz falan var. Ne o? Pekimiz falan. Item klasörümüz var. Tamam. You can access your inventory by pressing the button screen using the correspond hotkey. Tamam. Ona basarak diyor, sağ tıklayarak ulaşabilirsin. Oradan diyor. Right click is sent with the mouse to use the item. Click and hold left the one drag and drop it into the other slot. You have to, ne diyor? When you find an item, you have to put into your inventory or you will lose. Ha. Okey, inventörüne koymazsan diyor kaybedersin bulduğun item'ı. Some items can be removed. Okey. Yani bu 3 kere kullanılabiliyor. Tent. Yani 3 gecelik şu anlık hakkımız var anladığım kadarıyla. Body temperature'ımızı arttırmak için bir item'ımız var. Mesela bunu şu an koyamıyorum equipment'ıma. Bu leftovers. Ha. Mesela şu an ha, bu tamamen inventörümde benim. Ama backpack'ime koyayım bunu. Burada da kaybolmuyor diye biliyorum.
Bir item bulduğumuzda bu 3 yerden birine koyacağız. Climbing grubumuz var. Tamam. Ha, pardon. Confirm. Let's go hadi. Peki buradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Ha. O yüzden ne yapıyoruz? V'ye basıyoruz. Yakınlaşabiliyor muyum? Yok. Tamam. Ha. Tam emin olamadım nereden gitsem. Şurada konuşmalar var. Çadır var. Sanki bu yol daha zor ama burada iki tane de bulabileceğim şey var. Tamam, ben şuradan gideceğim ya. Karar verdim. Lan oradan değil. Heh. Summit. Görevimiz o. Okey. Şurada. Ha, normalde de şu çevirebiliyorum. Güzel. Ruins. Terk edilmiş bir alan bulduk. Tamam. Nearby abandoned camp. Ha, terk edilmiş bir kamp bulduk. There are some vacuum flask filled with tea. Ha, vakumlu şeyler var diyor. Bardaklar. Çayla dolu. You could take the time to search the tent. Ha. Şeyi, çadırı aramak için arayabilirsin. I continue. Devam etmek istiyorum. I truly search the tents. Abi ha zaman geçiyor. Şimdi diyor ki oha aşırı iyi lan bu arada. Ben böyle bir şey beklemiyordum oyundan bu arada. Çok basit bir şey bekliyordum. I truly search. Yani iyice böyle didik didik çadırı aramak istiyorum diyor. Ama bu bize neredeyse 7 saate mal oluyor. I take a quick look around diyor. Yani kısaca bir bakayım çevreye. O da ne kadar mal oluyor? 2 saat 12 dakika. Bak burada da aşağıda gösteriyor. Ve devam edeyim. Abi şimdi bu tarafa ben zaten bu tent için geldim. Diğer türlü diğer tarafa giderdim. Daha farklı seçeneklerim olurdu. O yüzden bayağı aramak istiyorum. Ama bu bizi bayağı zaman kaybetti. Hadi bakalım. Diye diyor. Ekstra bir şey bulamadık. Muhtemelen diğerini 2 saatlik şeyi de seçsem aynı şeyi bulacaktım. Sadece çay buldum. Bir de XP kazandım. Muhtemelen XP ekstra kazanmış oldum. Tamam. Confirm. Let's go. Oğlum aşırı iyi değil mi oyun bu arada? Ya bu arada şunu söyleyeyim. Ben Disco Elysium'u çok çok zamandır artık Türkçesi çıkması için bekliyorum. Deli gibi oynayacağım oyunu. Deli gibi baştan sona oynayıp yükleyeceğim. Bu arada buraya çıkarken de bayağı şey kaybedeceğiz. Enerji kaybediyor olmamız lazım normalde tırmanırken. Neyse baştan sona oynayacağım Disco Elysium'u. Lockpick.tr takip edebilirsiniz. Türkçeleştirme çalışmasını onlar yapıyor. Ben takip ediyorum onları ve Instagram'dan her ay şu an 4 aydır. Lan nereye gidiyor? Buraya çıkamıyoruz mu? Sleep. Uyumak zorundayım şu an. Evet. Şuraya çıkıp uyuyayım bari. Ya da bir tane daha çıkayım ya. Şuraya çıkayım abi. Heh, oraya çıkayım, oraya atayım. Şey mi? Öyle oluyor mu? Ne diyor? Close container. You come across. Oha, container varmış lan. You come across a corrugated metal shipping container covered in rust. Ha, gemi metal shipping. Ha, bir kargo konteynerine denk geldin ve tozla kaplıydı. It is closed by means of a massive lock. Ha, kapalıydı diyor. Çok büyük bir şeyle. Kilitle. May the occupiers use it as a store. Ha, belki de occupiers diyor. Burayı fethedenler. Ne denir ona ya? Fethetmeden. Neyse. Daha iyi bir kelime bulurum daha sonra. Fethedenler diyor. Daha bir şey depo olarak kullanmış olabilir. You could try to break open. Ha, kaya ile diyor açmayı deneyebilirsin. Tabii ki açmayı deneyeceğiz. Eksi 7 enerji gitti buradan görüyorsunuz. 8'e düştük. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane daha deneyeceğim. O kadar iki tane denedim. Success. The lock kırıldı. And you are able to insert content. Aa diyor ki şey yaptın, kırdın. Başarılıydı. Paid off diyor yani.
Hakkını aldın. Protective Helmet diyor. Ha, taktığımda eksi 0.75 daha az canım gidecek. Herhangi bir şeyle karşılaştığımda 225 de XP verdi. Okey, bunu hemen şöyle takabiliyoruz gördüğünüz gibi. Güzel. Level'da kazanmış olduk. Burada ne yapıyoruz? Direkt burada çadırı kullanacağım. Do you want to use tent? Yes. 33 enerjimi kazanıyorum. Bunu da hesaplamıştım bu arada. Aklımdaydı. 6 saat uyuyacağım ve gece 8 olacak. Yani bence çok mantıklı değil uyuduğumda. Ben biraz daha yola devam etmek istiyorum açıkçası. Okey. Devam edelim. Ya çünkü buraya çıkmam şeye gerek yok ya. Oraya niye çıktım boşu boşuna? Okey. Yani o 6 saat, yani biraz daha geçsin ki geceyi şeyde geçireyim. Çünkü gecenin yarısında uyanıp ne yapacağım ben? Çok mantıklı gelmedi. Neyse, Logpeak.tr'den bahsediyordum. Logpeak.tr'yi takip edebilirsiniz. Instagram'da sayfaları var. Yani internet sitelerinde de Disco Elysium'un Türkçeleştirme çalışmasını 4 ay dır devam ediyorlar ve 4 aylıkta gelişimlerini her ay ne durumda olduklarını paylaşıyorlar. Açıkçası ben bekleyen bir fan olarak şey yapıyorum. Takip ediyorum ve çıktığı gün direkt oynayıp tüm seriyi eksiksiz koyacağım. Lütfen varsa ilginiz takip edin. Abone olabilirsiniz falan filan. Şimdi buradan saat biraz daha geçsin. Devam edelim. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Burada oraya gitsem mi ki ya? Su şişesi mi o? Yok. Fener gibi bir şey mi? Bilemiyorum. Bak, oralara gitmek lazım işte. Ama nasıl gidilecek oraya? Şöyle gidilecek. Tamam. Okey, oraya gideyim. Bu arada ben oyuna bayıldım bu arada. Şaka maka. Ben müthiş bir mantıklı yapılmamış mı oyun? Şey açısından yani sıra taban değil tabii ki, karşılıklı bir şey yok ama muhtemelen çıkacak belki sonra, ama şey olarak çok güzel, oynanış mantığı olarak ne bileyim çok zevk veriyor yani oynarken insana. Bura ünlem. Neden ünlem? Ha, enerjim yok. Tamam. Dur. Slip. Open'da slip. Ha, slip long seçeneği varmış. Tüh. Okey, yani yapacak bir şey yok. Öğrenmiş oldum. Burada ne diyor? Eksi 5 by the temperature per user moving. Start. Ya uzun kullanalım. Kullanmışken çünkü tentimizin durability'si gördüğünüz gibi düşüyor olması lazım. Aynen öyle. O yüzden okey. Burada bir tehlike var. Ama göreceğiz bakalım. O tehlike neymiş? Bu arada şuraya ulaşacağız. Vay be. There are 3 farklı terrain, yani arazi türü var. Birisi kaya, birisi kar, birisi de buz. Each type consists of basic standard terrain and additional terrain subtypes. Her tür diyor. Her yer ha. Each type consists, type'tan kast sanırım pile'lar. Şu şeyler, altıgen, beşgenler. Belirli bir türü vardır onların. Her birinin türü var ve alt türleri de var bunların. The cost of moving on any type of terrain depends on your character's equipment and skills. Herhangi bir şeyde yürümenin bedeli diyor. Senin yeteneğine ve ekipmanına bağlı olarak değişir o bedel. Terrain subtypes can involve additional cost or may trigger dangerous events. Diyor ki terrain subtypes, yani alt arazi tipleri, additional ekstra diyor, daha yani kostlu olabilir, bedel
harcatabilir, ya bedel ödeyebilirsin. Veya diyor daha tehlikeli şeyleri tetikleyebilir. Rock, Standard Train, No Special, Rubble, Subtrain, Can't Trigger Dangerous Events, Grass, Subtrain, No Special Properties. Okey. Şunlarda bir sıkıntı yok. Şu problemli. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Snowdrift, Train Subtypes, Can't Trigger Dangerous Train Subtypes, Require Higher Energy Cost. Şurada Deep Snow'da Higher Energy, tabii. Yürümek için Higher Energy Cost diyor. Bu Train Subtypes, Can't Trigger Dangerous Train Subtypes, Require Higher Time and Body Temperature. Ha. Higher Time. Daha fazla zaman ve body temperature'ımızı harcamamıza sebep olabiliyormuş. Hadi bakalım. Öğrenmiş olduk. Bunu merak ediyorum. Neye benziyor bu? Bilmiyorum. Göreceğiz. Heh. Ha, Shrine'lar. Bunlar genelde kayıt şeyleri falan oluyor da. Acaba ne verecek? Ha, bizi seçtirecek. Bakalım. Altın Kartal. Suddenly lands in for... It's wings carrying magic... Carrying it majestically to the ground. Fascinated, you watched and watched you too, unafraid. You can't explain it, but can't feel magic. Ha, diyor ki, karşı çıkar çıkmaz diyor, karşına altın bir kartal geldi. Onun magic, büyülü olduğunu hissedebiliyordu ve sana bir güç verdi. Sanity, warm. Sanity dediği aslında şey. Sanity aslında akıllı olma durumu gibi bir şey ama mental stress veriyormuş. Ama ben warmth almak istiyorum. Sıcaklık. Fiziksel şeyime bir tık katkı yaptım. Şu sanity'miz 88.5. Fizikselimiz de önemli diye düşünmekteyim. Şura çadır yeri mi oraya? Nereden gitsek acaba? Nereden gitsek? Şu ne? Bak şuraya gidip hem bir dakika buraya gitmek nasıl? Tamam. Aa, şu ikisinde tehlikeli olabilir ama. Orası çok tehlikeli. Şuraya git. Bence buradan gidip şuradan devam edelim ya. Ay pardon. Aynen öyle. Yani en mantıklı o geldi. Şimdi buraya gideceğim. Burada ölebilirim. Şunu bilmiyorum gerçi şu an ne olduğunu, merak ediyorum ama belki ileride zaten vardır her türlü o işaretten. Şey yapmak da istemiyorum. Ölmek istemiyorum yani şu an. Hadi bakalım. Bir tık sesini açacağım. Ses şansı çok az. Yüzüğü de açalım. Ambiyantı açalım. Yani sound şöyle dursun ya. Ambiyant güzelmiş yalnız. Tamam, let's go. Aha, level atladık. Once your action reaches a certain threshold, you can level up your... Karakterimizin leveli de atlayabiliyoruz belli bir nokta. Ama bu arada oyun beklediğimden çok çok daha iyi. You can choose from a selection of skills with each level up. Some skills are limited or conditions. Okay. The skills window top right provides comprehensive list of choices. Oo. Okay. Şuradan diyor. You haven't unlocked... Yani tamam, herhangi bir skill daha açmadığımız için. Show mission, mission'ı biliyoruz. Okay, let's go. Level atladık ama yeterli yine de seviyemiz yok belli ki. Enerjim yok, ben oraya nasıl gideceğim? Enerji çok önemliymiş, fark ettiniz mi bilmiyorum ama. The weather can change every morning. You can see current weather and the forecast for the next day at the lower left of the screen. Ha, bir sonraki şey için diyor, görebilirsin. Bir sonraki gece veya gündüz için diyor, hava durumunun nasıl olacağını görebilirsin. Bu clear weather. Bu cold weather, bu da stormy. Okay. This will not rain. Okay. Bu arada şeye bakacağım. Mesela ben direkt random taktım bunu ama acaba bu benim enerjime sebep oluyor mu? Çünkü bir ağırlık sonuçta gibi düşündüm. Hah, level up. Buradan yapıyormuşuz. Ha. Fast movement. %25 daha az zaman harcıyoruz. Yani %25 daha hızlı oluyoruz tüm yüzeylerde. Tüm arazi koşullarında. Mindfulness.
Whenever you reach a point of interest, gain 3 sanity. Ha, herhangi bir böyle işte bazı noktalar var ya, bir şeyler çıkan, ne bileyim, ekstra. Şu an gittiğimiz mesela. Oralara uğraştığında 3 tane akıl puanı veriyor bize. Akıl puanı diyeyim ben ona. Limited time ki 48 saat aktif olan control ability %+ 0.75 oksijen per hour when moving, +20 maksimum oksijen. Şu an oksijenlik neyimiz var bilmiyorum ama ben fast movement'ı alacağım. Aa, bu 24 saat devam ediyor ama. Bak şimdi, bu 24 saat. Bu 48 saat. Bu sürekli. Abi, yani lütfen sürekli almak çok mantıklı geldi ya. Aslında hızlı yürümek tabii ki inanılmaz hoş olabilirdi ama. Şurayı iptal edeyim, şurayı da iptal edeyim. Ya da şuraya bir çıksın. Bu arada hızını buradan artırabiliyoruz. Hızlı gitmeyi, o bayağı hoş. Ne çıkacak bakalım, merak ediyorum. Buried. Chestful. Aa, shit. İşte bak, benim oraya acemilik bu. Benim o tarz yerlere gitmeden mutlaka enerji depolamam lazım ya. Uyuyup, mesela bir önceki şeyde uyuyup öyle gitmem lazımdı. Enerjim olmadığı için continue my journey dedik ve bu şey bitmiş oldu, değil mi? Çok kötü oldu ya. Aynen. Boşu boşuna harcadım orayı. Tüh. Gömülü sandıktan kim bilir ne çıkacaktı abi. Boşu boşuna harcadım. Neyse, ben burada uyumak zorundayım bu arada, yoksa ölecek herhalde karakterim. Yes. Uzun süre uyuyacağım. Ama o artı 33 sadece şey yapıyorum ya. Sıkıntı şurada arkadaşlar. 60 enerji var. Kısa süre daha uyuyacağım. Mecburum. Şu yüzden mecburum. Akşam gece yola çıkamam. Ölürüm. Yani soğuktan, ondan bundan. O yüzden mecbur şey yapacağım. Hem enerjimi de fulllemiş oldum. Birazdan gün ağıracak. Ve benim ilk amacım aslında ne yapmak biliyor musunuz? Tent bulmak veya bu çadır yerleri acaba bize tentten bağımsız güzelce şey yerleri mi veriyor ya? Şuraya gideyim. Belki burada biriyle karşılaşırız. Encounter var orada. Umarım iyi biri çıkar da şey yaparız. Bize bir şey verir. Hadi bakalım. Fairy Light. Light. Yani bir peri şey, ne o ışık, güzel şey ışığı, ne denir ona, fairy, peri mi demek mi? As you gaze around, you notice, etrafa bakındın, you notice a faint light in the distance, it feels back and forth, up and down. İleri geri ve aşağı yukarı giden bir ışık gördüm. Yavaşça yaklaştım. 1 saat 20 dakika gitti. You see a mandarin mantrur. Mean daring. Tam ne anlama geldiğini bilmiyorum. He seems şey diyor. Dağcı gördüm. Bir şey dağcı. O sıfatı bilmiyorum. He seems tense and appears to have lost his way. Ha. Kaygılı ve yolunu kaybetmiş görünüyordu. You aren't sure whether or not you should offer to help him. Ona yardım etmeyi teklif etmekte emin olup olmadım. Ama tabii ki yani teklif edeceğiz. Bir şey verir diye umuyorum. Verdi. Diyor ki confused. The stranger stared at you. Yabancı sana baktı bir süre. Examine you from the head of your. Baştan aşağı kadar seni süzdü. But his initial skepticism is thankful. Yani sonuçta onun sana karşı olan şüpheciliğine rağmen sana karşı grateful, iyi hissediyordu. Yani ne denir? Vefalı hissediyordu. Vefanın yani daha iyi bir sözcük gelmesi lazım. For your help and shares his provision with you. Provision'ı seninle paylaştı. Neymiş? Oksijen bottle paylaştı yine. Sanity paylaştı. Çok da boka yaramayacak ya. Kusura bakmasın arkadaş ama. Neyse. Yani ne yapayım? Oksijen. Bunlar çok yüksek ihtimal. Tahminim yukarıya çıktıkça inanılmaz işe yarar diye düşünüyorum. Şurada bir şey daha var. Oraya gitsem mi? Şöyle yapayım. Şuraya gideyim.
Sonra bura, sonra yukarı. Aha biri daha. Onun vegetated rocky plateau. Ha. Taşlı bir platoda durdum. Düzlükte. You spot a hunched old man. Hunched'ı bilmiyorum ama yaşlı bir kadın gördüm. Search among the gizemli gibi bir şey herhalde. Among the craggy rocks for edible plants and berries. When she notices, she smiles and holds it. Ha diyor ki yenilebilir şeyler arıyordu diyor. Seni gördüğünde diyor sana bir şey verdi. Yenilebilir çiçek, meyve verdi. Şimdi burada seçenekler şunlar. Evet, o meyveleri aldım. I have the woman. Ha dur. Diyor ki meyveleri alırsam sonuç belirsiz. Outcome is unknown. Yardım ettim. Kişiye yardım edersen 6 saatim geçecek, 23 enerjim gidecek ve sadece 6 sanity akıl puanı kazanacağım. Kesinlikle saçma şu an için. Ya devam etmem lazım. Ama tabii ki yani karşılaştıysam merak da ediyorum. O yüzden alacağım meyveleri. After storing the herbs in your pack, you turn to thank the woman. Cebine koyduktan sonra meyveleri diyor teşekkür etti. But she has already walked away and going about her arduous work again. Tekrar o sırada zaten gitmişti, uzaklaşmıştı ve işine devam ediyordu derken şimdi aşağı oyunun en güzel sevdiğim taraf, en çok sevdiğim taraflarından biri şu oldu bu arada. Mesela okuyordun ya, sonucu direkt vermiyor. Fareyi aşağı indirince sonucu veriyor diyecek. Diyor ya, fareyi şuraya getirince sonucu veriyor ya, o bir şey yapıyor. Ha. Moon Herb verdi bize. 20 sanity'mizi arttırıyor. Eksi 1 canımızı götürüyor. Bence Word gibi bir şey ama zaten canımız 3'müş. Okey, şimdilik dursun. Sonuçta muhtemelen tahminim sonradan şey işine yarayacak. Ne oluyor? Çok ses var. Ha, level up yapalım. Mindfulness tahminim biz ileri gittikçe birileriyle karşılaştıkça işimize yarayacak. Daha şeyli. Neyse, mindfulness 24 saat aktif, onu geçiyorum. Eksi 18 enerji cost, onu bu çok iyi lan. Yani 24 saat yardırabiliriz yani dümdüz yukarıya. Bunu aldıktan sonra. Bu neymiş? Whenever you use a consumable item you get some body temp. Bu da iyi lan. Ama bu sürekli olan da bir şey bu arada. Whenever you use a... Gain 4 body temperature kullanıyoruz. Herhangi bir şey yediğimiz zaman 4 sıcaklık kazanıyoruz. Aktif antil sonuna kadar devam ediyor. Bunu alacağım ya. Yani sona kadar devam edenler şu an için mantıklı gibi. Daha sonradan atıyorum her şeyi aldıktan sonra. Şurası sanıyorum bizim şey olabilir. Ücretsiz kamp alanımız. Oraya gideceğim. Şuraya gideceğim, oradan oraya ineceğim. Kamp alanına geldik. Abi tabii ki 6 saat boyunca search edeceğim ben orayı ya. Yani yine 2 tane T bulduk. Okey. Artı 25 body temperature, bir de artı 1. Yani bilemedim. Body temperature sonradan ne kadar önemli olacaktı? Emin olamamakla birlikte ne diyeyim, Allah razı olsun. Çoktan iyidir. Şuraya mı gelsem? Şuraya geleceğim. Tamam mı? Local man, yöresel bir adam, oturuyordu. Against rock face waves you over, sana selam verdi. As you approach him, he holds out oxygen bottle. His face contorted with pain. He says something to you, but you don't understand a word. Diyor ki, yaklaştıkça kişiye diyor, bir oksijen şişesi tuttuğunu gördü, tuttu ve yüzü diyor, acı çekiyor şeklinde aldı sanırım demek. Tam emin olamadım. Sana bir şey söylüyordu. Ancak hiçbir şey anlamıyordun. Sana uzattı. Bir tane oksijen şeysi uzatıyor. Tamam mı? Battle. Böyle acı çekiyor. Ne dememiz lazım? I found what's wrong with him. I found out what's wrong with him. Ha, ne olduğunu şöyle. Şimdi düşünün. Dağdasınız, tırmanıyorsunuz ve biri size böyle son anda acıyla bir şey uzatıyor. Oksijen uzatıyor size. Alır mısınız direkt? Ya mesela benim ilk şeyim ne olur? Tabii ki atıyorum bana oksijen uzatmış birinin elindeki bir şeyi alırım, daha sonra uğraşırım ya. Ama daha sonra beni uğraştıracak mı acaba, yoksa burada bitecek mi? Outcome is unknown diyor ya.
Eğer onunla ne olduğunu bulmak istersem çok uzun bir süre soğukta uğraşacağım onunla ve çok zor, muhtemelen öleceğim yani. Ondan sonra herhalde baksana enerji gidiyor, body temperature inanılmaz düşüyor falan. Ya çok düşmüyormuş aslında. Bilemedim ya. Evet, ne olduğunu bulmaya harcadım. Enerjim gitti, body temperature. You look at the stranger who keeps grabbing his shoulder. You look at the stranger who keeps grabbing his shoulder. Ha. Omzunu ovalayıp duran bir yabancıya baktın. You are sure that he's dislocated it. Ha, eminsin şeyin çıktığına, omzunun çıktığına eminsin. You gesture to him to hold out his hand to you. Bir dakika, you pull it with a jerk, screen, ha, şey yaptın, yerine oturttun. Then there is silence, a few seconds later, the stranger beaming at you. That seems to have done the trick, hands you a gift. Şey diyor, teşekkür etti sana, boyaydı sanırım o, bowing bir şey. Beaming, böyle teşekkür etmek anlamında ve sana bir hediye verdi. Oksijen batıl. Bu arada güzel bir oksijen veriyor. Yukarı çıktık ki oksijen lazım olacak. Çünkü dağın tepesine oksijen az. Ha, increased light radius. %150 light radius. Flashlight verdi. İnanılmaz iyi bence bu arada. İyi ki yardım etmişiz. Ben flashlight'in çok işe yarayabileceğini düşünmekteyim açıkçası. Pardon, çok özür diliyorum. Oksijen şu an kullanamıyoruz zaten. Güzel, bu bayağı iyi oldu bu arada. Bunu kullanmayacağım şimdilik. Heh, pardon. Confirm dedik. Mesela şurada backpack'imiz nerede? Bunu çıkarırsam gece bakın etrafa ne kadar az şey görüyoruz. Bence bu çok iyi oldu bu arada genel olarak. Yukarıya zaten oradan çıkacağız ama ondan önce ben şuraya gidip yatış yapmak istiyorum. Yani yatış yapabileceğimi tahmin ediyorum. Çünkü şu an herhangi bir şekilde yatış yapamıyorum. Çünkü şeyim yok. Çadırım yok yani, ne yapayım? Bakın ben buranın ne olduğunu, işaretin ne olduğunu öğreniriz. You enter a cave. It's dry and sheltered from the wind. However, you notice a strong smell. Ha, diyor ki bir mağaraya girdin. Kuru ve güvenliydi rüzgardan. Ancak diyor bir koku, güçlü bir koku hisset duydum. Uyurum ya da şeyi takip ederim. Tabii kokuyu takip edeceğiz. Mağaranın derinliklerine indikçe indin. Birkaç adım sonra yukarı across a small waterhole. Aa, bir su boşluğu, suya denk geldi. A thin ray of light falls through an opening in the solid rock. Dealing and reflect of the water surface creating an infrared light pattern that mesmer. Diyor ki burada aslında picture yapacağız. Böyle suyun arasından sızan bir ışık diyor seni, işte yansıması diyor seni diyor büyüledi. Okey. Burada sanity ve şey kazandık. Experience. Experience güzel aslında ama canımız mı gitti lan? Ne oluyor? You enter a cave, it's rare. Tamam. I like time and sleeps. Tamam, no tent needed. Güzel. Burada tabii ki biz bulmuşken köpek gibi uyuyacağız arkadaşlar. Baksanıza, mümkünse bir daha uyuyayım. Yani ben burada çok zaman geçirdik ama bence okey oldum. Deneyim yani sonuçta bunların hepsi. Şimdi. Şurada bir şunlara gitsek mi? Şuraya gidip şurada da uyuyup dümdüz yukarı mı tırmansak sonrasında? Ne diyorsunuz? Ben çok merak ettiğim için... Lan dur lan. Pardon, yukarı mı çıkmam lazım? Heh. Çok merak ettiğim için şuraya gitmek istiyorum. Ama oraya gitmek biraz... Ne diyor? Destruction. Rocks and debris as far as I can see. You balance carefully while you slip and fall. Suddenly right in front of you a shadow leaps out of the recesses in the rock. Coming straight at you, you jump in fear, you lose your balance and crash on the ground. You look up to see mountain air, you see
Oha! Artı 30 enerji. Of, çok kötü oldu. Bir anda diyor işte toprak kayması gibi bir şey oldu. İncittim bir tarafına, hopladım, düştüm, cartırt diyor. Ve 16 saat boyunca tüm yüzeylerde %30 daha fazla enerji harcayacağım. İnanılmaz kötü oldu. İnanılmaz. Mecbur buraya gideceğim. Baksana enerji nasıl gidiyor çatır çatır. Ve burada uyuyacağım deli gibi artık. Yani şurada da mağarada. Glacial Cave. You are standing at the entrance to a glacial cave. The light that finds its way through the thick ice makes the walls glow a deep incandescent blue. Okay. Şimdi experience kazandık. Bir level'ımıza bakalım ne vermiş bize. Artı 30 maksimum oksijen. Artı 1.5 oksijen per hour. Bu güzel. Tamamen veriyor. Çok iyi. 2 yıldızlı bu arada. Bu muhtemelen şu an çok önemli değil gibi geliyor. Oksijenimiz çok çıkmıyor ama yukarı çıktıkça var ya, bu oksijen böyle emilecek yani resmen diye tahmin ediyorum. Ha, ne zaman diyor bir şey yapsan, tüketsen, biraz önce 1'di ya, bu 6 temperature veriyor. Ama bunu geçiyorum şimdilik. Bu da şey, yani bu da güzel aslında. Hareket ettikçe artı .0 body temperature saat başına kazanıyorsun. Ama ben şunu almak istiyorum. Control breathing. Çünkü o daha sonra çıkar mı bilmiyorum. O bayağı işe yarayacak gibi hissediyorum sonrasında. Hadi bakalım. Şuraya gidip biraz uyuyabilir miyiz ki ya? Uyumalı mıyım acaba? Bilemedim. Ah yine ya. As you pick your way across some boulders on the edge of the precipice, you notice an indigenous man below you waving his arms frantically. He is trying to tell you to hurry. Many of the rocks are loose. Diyor ki birini gördün diyor, sana hareket etmeni, çabuk hareket etmeni söylüyordu. Çünkü diyor hareket ettiğin taşlar inanılmaz şeydi diyor böyle. Ama burada iki seçenek veriyor şimdi. Hızlı mı gitmeliyiz? Yavaş mı gitmeliyiz? Hızlı mı yavaş mı? Adam hızlı diyor ama hızlı gidersek. Hadi hızlı gidelim. You quickly hop from a rock to accept the danger zone. You suddenly hear a crash behind you. Glass over your shoulder. Diyor that is plumped from a height and smashed into the ground. Has plummeted from a height and smashed into the ground mere feet from. Diyor ki eğer diyor hızlı gitmeseydin yukarıdan düşen taş partisi seni öldürecekti. Ezecekti yani kafanı diyor. Burada explore yapalım tüneli. Çünkü zamanımız var gibi ama zaman da gitmedi. Keşke gitseydi. You want to explore the tunnel, but it's... abi biz... Flashlight'ım var, okey. Torch kullan diyor da torça gerek yok. Flashlight'ım var. Flashlight illuminates the passageway and you go over deeper into the cave system. Finally you enter the chamber and find the box. Aaa diyor ki... İyice gittin, böyle passageway'leri yani yolları, farklı yollara gittin. Şeyin içinden, mağaranın içinden. Ve sonunda... bir chamber, bir alana girdim. Ve orada diyor bir kutu vardı ve kutu bazı provisionlar, öngörüler veriyordu. Ne veriyormuş? Hot tea, tamam, sıcak çay ve aa bu güzelmiş. 30 enerji veren yemek. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Şundan bu inanılmaz iyi bu arada bence. Hot tea'ler de iyi direkt. Gece aslında yolculuk edebilirim ben ya. Yani enerjim olduğu sürece. I lie down and sleep. Şöyle yapacağım. O mis gibi fullenelim. Gece de kalkalım. Sabah 5'te falan hareket etmiş olacağız şimdi, öyle düşünün. Uyuduk, sabah 5'te yine harekete hazırız ve hazırız. Şimdi. Neredeyiz? Şuraya doğru gidiyordum ben. En son değil mi ha? Şuraya doğru gitmem lazım. Let's go. Baksana ne kadar çok enerjim gidecek.
Ama olsun. Body temperature'ım da gidecek, sorun değil. En kötü ne yaparım? Neyse, en kötü şey yerim. Hem temperature hem şey veren yemeğim var. Ama şu muhtemelen şu an harcamamam lazım onu. Bakalım. Ha, şurada bir encounter'ımız daha var. Oraya gideceğim. Oy, asıl şeylere geldik, sıkıntılı noktalara. Benim aslında ne bulmam lazım? Şurada şey var mı? Çadır. Öyle öyle gideceğim bunlara baka baka. Yapacak bir şey yok. Bir dakika. Allah. Ya şey yapacaktım ya. Bundan önce enerji yiyecektim. Bir bakayım. Suddenly hear a loud bark behind you. Aniden diyor, çok sesli bir havlama duydun arkanda. Hızlıca döndün. Bounding towards you, panting with long tongue, as it runs, sits at your feet, isn't sadness. Diyor ki, ha, bir tane bir şey duydun, tamam mı? Bağlayan, ya bir havlama duydun. Döndün ve böyle sana gelen ve başına oturan bir köpek var işte. Ve sırtında bir tane de paket var. Çanta var. Çantayı araştırdık. Köpek böyle sabırlı bir şekilde seni bekledi. Çantayı sen araştırırken. Ekipman buldun içinden. Hot tea bulduk. Güzel. Çay bulduk. Warm cap. Body temperature per hour man moving. Ha, okey. Yürürken, hareket halindeyken 0.75 vücut ısısı ve in eventslerde, olaylarda, karşılaştığımız olaylarda ve dinlenirken 0.075 body temperature verdi. Ha. Bence şimdilik bunu takalım kafamıza, çünkü bu neye veriyor? Protective helmet bu. Şu an savaş yapmıyoruz. Bana enerji lazım. Ama şimdilik bir şey yapmayacağım. Şuraya bir gidelim. Shrine var orada. Shrine bize güzel bir şey verecektir diye düşünüyorum. There's an active fire pit. Fire pit var. Aa, aktif bir ateş var. But not a soul around. Yani etrafta, ama etrafta hiç kimse yok. The flame seems to be fighting. The ice wind serves. So I was watching the fire dance in the face of cold is almost mediative. You watch it for a while and regain. Çok iyi ya oyun. Bayıldım. Diyor ki, bir süre diyor ateşin başında bekledin, onu izledin ve o çok sana diyor böyle meditatif, tamam mı? Ne denir ona? Ne denir lan? Motivatif. Ah, dinlendirici diyelim ha. Sana dinlendirici geldi ve bu sayede diyor ne kazandın? Sen seçiyorsun. 2.6 warmth mı kazandım, çünkü maksimum 2 kazanabiliyoruz. Yüzde ulaşması için zaten full. Ya da enerji mi? Tabii ki. Enerji kazanmamız inanılmaz iyi olmadı mı bu arada burada? İnanılmaz mutlu oldum yani şu an. You come across the ruined foundation of a former dwelling herbs. Şu an acayip dejavu yaşıyorum. Bu oyunu daha önce kesinlikle oynadığım gibi hissediyorum. Hatta şey dedim böyle dejavumda, şu an burada şey diyor olmam lazım. Bu oyunu çok sevdim. Ben kendi en sevdiğim oyun türümü buldum ve bu oyunlara daha çok oynayacağım gibi bir şey söylüyorum içimden. Yani direkt şey, dejavuydu. Okay. You come across the ruined foundation of a former dwelling. Dwelling. Satıcı bir şey miydi ya? Neyse. Across the ruined foundation. Bir şey bulduk. Yıkılmış harabe bulduk. Herbs are growing in a Reese's. Meyveler, büyüyen şeyler var. Herbs'ler, otlar, meyveler. Just as you are about to gather them, a protruding stone catches your eye. It looks like it can be moved. Some kind of switch. Ha, diyor ki, tam diyor onları toplayacakken otları, gözün bir tane böyle oraya sanki ait olmayan bir taşa, bir
kayaya takıldı. Sanki diyor bir geçidi aralayacak ya da bir şeyin anahtarı olabilecek kıynaştırınca bir taşa benziyor diyor. Diyor ki oha. Şimdi oha ya, oyun çok iyi bu arada. Diyor ki eğer diyor şeylerimi toplamaya devam edeceksin, otları, ya da diyor o kayayı oynatacak mısın yerinden? 34 gidiyor ama ben bunu oynatmayı tercih edeceğim. Ay, sıçtık mı? Diyor ki itmeyi denedin ancak sıkışma, James diyor, sıkışmıştı. You press it harder until beats of the sweet form of your forehead. Then there is a click and a clack and a secret compartment opens up in the floor. Your heart leaps with joy inside there. Oha, çok iyi oldu bu. İyi ki yaptım şu an diyorum. Diyor ki zorladın diyor, başını acıttın falan filan ama diyor değdi çünkü yerdeki bir kapıyı, secret yani gizli bir geçidi açan bir kilit varmış, klik, ona tıkladın, çevirdin, açıldı, neyse. Ve diyor çok mutlu oldum ve çok değerli eşyalar vardı. Ne vardı? Aha, bot çok iyi bu arada. Sıcı vücut sıcaklığımızı hareket ettikçe arttıran bot kazandı. Güzel. Level da arttıralım. Fresh air. Reduce tank cost when moving. Diyor ki oksijenin fazlayken %12, tüm yüzeylerde %12 daha hızlı hareket ediyorsun. Bence güzel bu arada. Ve full. 60'ın üzerindeyken. Okey. Artı 4 intense movement. Artı 4 body temperature per hour. Oo. Bu da güzel. Şimdi time cost. Aslında botlu ve şapkamız body temperature veriyor ama onları çıkarınca, daha ihtiyacımız olan şapka bot takınca, ama bu zaten 24 saat. Hepten geçtim onu. Warm thoughts. Whenever you use consumable item. Ha. Bu da sürekli devam ediyor. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bu güzel. Tamam. Tırmanırken şeyimiz fazlayken, tırmanırken artık %12 daha hızlı hareket ediyoruz. You discover a large leather saddlebag lying on the ground right next to it. You discover faded hoof prints. Saddlebag dediği böyle bir şeyin çan, ne denir ona, eşeğin çan şey sırtına koyarlar ya, atın, o gibi bir şey. Deriden buldun diyor, deri bir saddlebag. Lying on the ground right next to it, you discover faded hoof prints. Hoof prints tam ayak izi mi? Bakalım. You find something, herb bulduk. Sanity veriyor. Yani ne yapayım ben sanity kardeşim. Beni övme, bana para ver. Bu ne ya? Yani çantamızda doldu. O yüzden şunu mu yapsak ya? Neyse dur bakalım. Buraya gidelim. Şurada da bir şey var. Bunlar ne? A low building catches your attention. It is well integrated into the landscape, so you almost didn't notice it. The architecture modern and simple. Did the mysterious occupiers leave it behind? As you approach the entrance, you hear a small coming from her. Şey, yani bir tane böyle küçük bir şey buldu, dikkatini çekti. Bir yapı, inşa. Ama şey böyle manzaraya uyum sağlamış bir inşaydı. Böyle blend olmuş. Böyle, neredeyse fark etmiyordum diyor. Mimarisi modern ve basitti. Acaba burayı burayı ele geçiren daha önce kişiler mi arkada bırakmıştı? Girişine yaklaştıkça bir ses duydum içeriden, bir homurdanma. İçeri mi giriyoruz 5,5 saat yoksa dışarı mı? Abi içeri gireceğiz ya. Yapacak bir şey yok. 5,5 saat gitti. Böyle ince bir yerden içeri sokuldu. Diğer tarafta
On the other side, there is a room whose proportions take you by surprise, hidden from outside and reaching deep into mountain. Odanın öbür tarafında bir giriş vardı, bir yer vardı. Deli, ne diyor? Ne denir ona ya? Neyse, yani ilginç bir şekilde alıp oradan dışarıdan alıp ta dağın derinliklerine giden bir yer vardı. Çevreye bakındın. There are monitors mounted on a wall. Aa, monitörler vardı diyor böyle duvara. Oha lan. Ne kadar garip hikaye. And next to them you find maps of mountains and technically blueprints for what appear to be antennas. You hear another snow. Silently you make your way exit, picking up for bir provisional. Diyor ki çok iyi bu arada. Müthiş hikaye, çok iyi gidiyor. Şeyin içine girdin. O dağın derinliklerindeki odada duvarda bir sürü şey vardı. Monitör vardı. Oradan blueprint aldım. Bazı yerlerin krokilerine. Ve diyor anten olan yerlerin, verici gibi yerlerin blueprintlerini aldın. Yerlerini gösteren. Tekrar bir şey duydun. Ses. Ve hemen diyor sessizce dışarı çıktım ve yanında da önemli provisionlar aldım. Hiç bok değilmiş, kusura bakmasın ama. Ama bir dakika lan. Bu XP ya, pardon. Health'imiz 20 zaten. Ha lan, health'imiz 20 bizim lan, ben de ya. Ve 4 veriyor. Güzel bu arada kullanınca. Ama başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yapalım? Bunu kullanalım bari ki bir yerimiz açılsın. Şura neymiş? Yani el işareti, şey işareti var. Anlaşma. Trade. Ha. Trade point. You find out. Find a few posh hanging from a red skeleton of a tree. You stop. It looks as though it looks as though someone has placed it there on purpose. Sanki birisi oraya asmış. You open the posh, discover a tent inside. Oh, tent var. And a freak, something inside you tells you that you shouldn't take but also give. Ha, çok iyi lan. Bu aşırı iyi. Diyor ki bir tane tent buldun ama diyor sadece almamalısın, bir şey de bırakman lazım. Canned food bırakmıyorum. Oksijen bırakmıyorum. Muhtemelen çok işime yarayacak. I take the offering without... Aa, bu sıkıntı. Bu acayip sanity götürüyor. Ama... Çok kötü oldu ya. Keşke bıraksaydık lan bir şey. Ama şöyle yaparım. Win-win situation oldu. Canımız gitti lan bir tık. Bence win-win oldu. Güzel. Bir şey yaptık ama olsun. Hadi neyse yani. O kadarlık olur ya. Body temperature. Bunu da kullanamıyoruz ki. Yani mecbur alacağım. Equipment yapabileceğim bir şey de yok equipment olarak. Bunu kullanmak istemiyorum şu an. Bunların hiçbirini kullanmak istemiyorum. Sanity'miz neredeyse full o yüzden. Yapacak hiçbir şey yok. Confirm diyeceğiz. Evet, kaybettik. Hattie çok çıkıyor gibi zaten. Şöyle yapmak istiyorum ya. Şuraya bir gideyim. Hem belki keşfedecek bir şey vardır. Orada da vakit geçireyim, uyuyayım. Cave'e girdik. Few step, you just ice wind on your face. It seems to inside from inside the cave. Aa, şeyden soğuk bir rüzgar estiğini fark ettim. Cave'in içinden. Takip ettik. Countless stalactites hang from ceiling, blocking your path as a defining gets between alarms. Back permission talking then at town, you suddenly hear a grinding noise. At last second you narrowly dodged the pointed projectile that comes crashing down from above. Ah, it was Ayer's breath from piercing your torso. Oha diyor ki, böyle çok zorlu koşullarla mağaranın içine doğru gidiyordun. Yukarıdan bir şey koptu ve neredeyse seni göğsünü öldürüyor, deliyordu yani. Göğsünü delecekti gibi bir şey diyor. Devam ediyoruz. Then you something that new blood ranko. Aha, kanını dolduran bir şey gördün daha sonrasında. A short distance, oğlum çok şok şey değil mi şu an? Heyecanlıyım yani.
A short distance ahead of... Aa, bir tane ceset var diyor çok yakınında. Riddled with staticles, stalactites. O ne lan? That poor soul. If only he would had your luck, feeling more than... Ha, o şekilde ölmüş. Biraz önce biz ölümden kurulduk ya. You rummage through the fur pouch he was carrying. You find provisions and hastily tuck them into your pack. And you turn... Oh, okay. Şimdi body temperature düştü tabii ki. Soğuğa gittik. Oha, bir tane daha tent kazandı. Abi bu çok iyi bir haber de. Şöyle, body temperature'ımız düştüğü için şunun birini kullanacağız. Tamam, kullanabiliyoruz en azından. Yani şu mecbur bunları bırakacağım ki. Sanity'yi bırakmak istemiyorum. Body temperature'ımı artıracak. Zaten yürüme şeylerim, şunlar body temperature'larım benim. Yüksek tuttuğu için mecbur bunları bırakacağım. Bir de T'ler daha kolay bulunuyormuş gibi hissediyorum. Ve tent inanılmaz iyi oldu bu arada. Tabii ki burada uyuyup long sleep yapıp enerjimizi fullleyip yardırıyoruz. Bundan sonra full yardırmaca tepeye. Dağın tepesine tıklayıp bırakayım mı lan? Gece böyle sabaha yakın bir zamanda şey yaptım. Lan neredeyiz şu an? Hiçbir yeri göremiyoruz. Bizim çantamızda şey var değil mi? Işık. Lan ışığı da... Bir dakika bir... Işığı çıkarsam niye hiçbir yer göremiyorum? O zaman şöyle gidelim. Şu neymiş? Stop Dream Only yani... Yani S'ye bassak orada duruyor. Tamam. Nest. Kuş yuvası bulduk. Herbs bulduk. Sanity veren bir herbs yani, ama bir tane de can götürüyor yani. İyiyim ama ya, sanity'm fullenmiş olsun. Ne yapayım? Tamam, bu ne, neymiş? Hiçbir şey değil. Aha, şey bitti sonunda. Ne yapıyoruz? Let's go. Şuralar sıkıntılı yerlerdi işte. Allah, öleceğim herhalde ya. Your boots crunch as you walk across a snowy plain. Suddenly the ground gives way beneath you. The ground gives way beneath you. You sink up to your neck, snow and can hardly move. Ah, diyor ki sadece şeylerin ayağın havada kaldı, ellerin boğazına kadar karın içine gömüldü. Şimdi ha, buradan çıkmak için kendimizi dışarıya attırabilirsek 27 enerji gidiyor. Aşağıdan gidersek de saatimiz gidiyor. Bence saatimiz gidiyor. Enerjim çok önemli. You scoop the snow aside with your bare hands, but snow keeps sliding in this place. Don't feel anything because I'm not sure you can feel anything anymore. You imagine the experiment, the issue is turning dying. The issue is turning black and dying. Hey. Met you finally have enough room to move and have your body really rich. Diyor ki çok zorlandın, neredeyse dondun, hissizdin. neredeyse diyor böyle her yerin çok kötü şeyler hayal ettim falan filan diyor. Tamam. Yapacak bir şey yok, çıktık. Ya buradan gideceğiz. Yaşandı bitti. Yaşandı bitti yani, yapacak hiçbir şey yok. Yaşandı bitti. Ne yapıyoruz? Burada ne bulacağız bakalım ya. Klastrofobiya mı? You discover an oxygen mask at the bottom of very narrow and very deep. You could squeeze into the crevice and climb down to retrieve the oxygen. Oksijen maskesi buldum. Bu arada bu çok iyi bir şey olacak. Oksijen maskesi olayı muhtemelen sonradan. Ama çok böyle küçük bir yerdeydi. Aşağıya çok inmen gerekiyordu falan filan. 14 oksijen harcayarak bence bir deneyebiliriz. Aha, aldık. Bu çok iyi. Ne yapıyoruz? Hangini bırakmamız lazım bence burada? Bence bu dursun. Bu sonradan savaşırken falan çok işe yarayacak gibi hissediyorum.
mecbur bunu bırakacağım gibi. Yani ne yapayım? Ne yapayım? Başka bir şey bırakabilir miyim? Bırakabilir miyim geçtim. Bırakmak istiyor muyum? Şöyle yapabilirim belki. Bunları nasıl ayarlayacağım? Yan çevirebilsem şunu. Duydun mu? Yan çeviremiyorum ki. Bunları da alamıyorum böyle olunca. O shit yani. Yapacak bir şey yok. Şey aşırı az bu arada. Confirm. Bıraktık. Level up. Ha, keşke şey kısmı çıksa ya. Çantamızı çoğaltma kısmı. Ha, 24 saat diyor. %18 enerji az. Geç. Ama 24 saatlik yani. Whenever you wake up, gain 4 enerji, gain 4 body temperature, gain 4 oksijen. Ne zaman uyansan diyor o kadar şey giyiniyor. Aslında fena olmayabilir. Sonraki aşamaları çok kişi olabilir. Sanity bunu da anlıyorum. Bu iyi gibi ya. Bu hem sürekli olan bir şey. Yerleri süredi çünkü. Şuraya gitsem mi ki ya? Evet buraya gideceğim. Ama çok tehlikeli yerlerden gideceğim. Yok. Mecbur. Şu bu arada şunu yapsaydım bari ya. Ah dedim. Kıştım bari oraya gidişe kadar ölmezsem iyi ben. Buradan yemek yiyebiliyor muyum öncesinde ya? Bunu. Tamam. Bunu kullanayım bari. Ne diyor? Rocks and debris as far as the eye can see. Her yer diyor paramparça bir sürü şey kayalık bilmem nelik. You balance carefully on boulder slip and fall. Suddenly right in front of you a shadow leaps out of recess in the rock. Coming straight at you, you jump in fear, lose your balance and crash into the ground. You got to see mountain here. Step up your knee because of a bad. Allah kahretmesin. Bir tane tavşan yüzünden ölüyorduk neredeyse. 16 saat ayağımızı incittik. Tamam. Olur. Happens yani. Ne yapalım? Ne yapabilirim arkadaş? What can I do yani? Şuralardan gidemiyorum. Mecbur. Buralardan gideceğiz. Hadi. İyi lan. Hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ünlem vardı her yerde korktum. Aha yine bir korps. Donmuş bir ceset. Oha. Bu da sanitimizi arttırdı çünkü. Akıl sağlığımızı arttırdı. Ha azalttı. Eğer ararsam. Ben -11 gitsin boşver. İyice aradık. Flask bulduk. Yani. Peki. Peki çok da bir şey yok. Değil ama. Okey pekala. Şöyle yapmak istiyorum. Şuraya tırmanayım. Hayır şuraya tırmanayım. Bir dakika. Buralar bu hep şeyli ya. Şuraya bir tırmanayım. Bak burası karlı alan. Burası buzlu. Burası car. 30 kere takılacağız muhtemelen burada. O yüzden... Boşuna mı aldık abi şunları? Yapıştır. Long sleep. Dibine kadar bir uyuyalım. Bir enerjimiz fullensin. Köpek gibi enerjiye ihtiyacım olacak çünkü. Tamam ondan sonra body temperature. Bas. Neden bastım? Çünkü şu karlı yerlerden giderken ölürüm diye düşünüyorum belki yani. Anladın mı? Lan bir şey de olmayacaktıysa çok ayıp ettim oyun. Ben burada free uyurdum. Key bulduk. Tamam. Burada uyumayacağım. Sadece keyve bakacağım. Sanity kazandık. I leave the cave. Hiçbir şey. Aa aslında püh keşke livlemeseydik de. Gerçi kısa da uyumaya gerek yok bence. Şuraya gidelim. Zaten hiç şeyden git.
nereden gidiyorum lan? Şuradan giriş yok mu? Ha? Yani şurası yol düz, bir sıkıntı yok diye bir gideyim dedim. Hem çok enerji harcamam. You cannot believe us. A fallen antenna. Ha? Bu anten işte. 1,5 saat baktık. I climbed over the antenna and continue my journey. Take a detour and continue my journey. Hadi baktık. As you climb over the iron stratus, you notice an open crate amidst old scrap metal. You lie on your belly to reach and fish out a few provision. As you try to get back up, as you lose your balance forward and... Ah yine ayağımızı bozduk ya. Tüh. Bizimizi incittik. Bir tane hattı kazandık harcadığımız. Kötü oldu bence. Yürüme hızı kaybettik çünkü. You enter a cave, dry shelter, bilmem ne. Explore the tunnel. You want to explore, but it's dark. Use my flashlight. You flash down in another passageway and you go over deeper and into case and finally you enter a chamber. Ha, bir tane şey bulduk. Oo, çok iyi, çok süper. Çok süper. Şunu bir şeyi kullanmam lazım da artık. Bunu kullanayım. Ha, bu da canı azaltmıştı. Hadi bunu da kullanayım. En azından şu ikisi çok iyi abi. Enerji. Confirm. Uzun uyusam. Hadi uzun uyuyayım. Bu gece yürüyeyim ya. Gece çok enerjim tutacak ama olsun. En azından ayağım da şimdi sıkıntılı ya. Onu da tamir olmuş olur ayağımda. Öyle diyeyim. Aa, en tepeye çıkalım. Burada bir güneş işareti var. Zirve yani bu da. Yalnız bayağı bu arada oğlum lan aşırı iyi oyun. Aşırı iyi. You enter an expensive cave. Countless stalactites hang from the ceiling. Ha bak şunlar işte. Tehlikeli bir mağaraya girdik. Gidin sen benim versiyonu. Okay. The rock formation must be many thousands of years old. Binlerce yıllık kayalık oluşumu olabilir. Dating back to the first race of people. Buraya ilk gelen insanlardan daha önce bile ulaşıyor olabilir bu odaya. İlk gelen insanlardan. Beni mutlu etti bu diyor. Bu kadar bir şey uzun süre dayanmasını görmüş olmak seni mutlu etti. You two are here to achieve something that outlasts you. Sen de buraya diyor seni de aşan bir şeyi başarmak için buradasın. Something people will walk. Ha, insanlar diyor önümüzdeki çok uzun yıllarca konuşacak bir şeyi başarmak için buradasın. Senit kazandık. Level up kazandık. 4 ya bunlar şey bence. Level up kazandırdığı için çok iyi. Level aşırı önemli. Gain more bad temperature per hour. Ha, bence bak şu perk çok iyi. Understar reduce penalty for sleeping without a tent. Abi tentsiz uyuyabiliyoruz muyduk? Uyuyamıyor olmamız lazım. 3 bad temperature per hour when resting in event. Neyse ben şunu diyeceğim. Yürüdükçe sıcaklığımızın artması önemli. Gece falan çünkü bu sayede gidebiliriz. Şuradan artık şu bölgeden sonra sanki daha tehlikeli olacak. Bir Apreço kanyonu ulaştın diyor. And can you risk using it? Ha. Şimdi diyor ki abi ben ya kanyonu ulaştım. Oradan geçmek için bir ip var. Ama diyor riske atacak mısın? Who could have done that? And şimdi 3.4 sanity kaybedeceğiz. Geçebiliyorsak. Dönüp şey yapabiliyorsak da body temperature ve şey kaybedeyim ya. O şimdi if the rope snapped, you would never survive the fall. You decide to find another way. Diyor ki iyi ki onu seçmişim. Çünkü o riski alıp gitseydim ölecektim. Şimdi diğer taraftan geçtiğimiz için sadece zaman kaybettik. Bence fazlasıyla değdi yani. Let's go.
Your Trip and Bangorney. Şey yaptım ya, dizini vurdun yine. Cursing up a storm, you kicked the rock, you tripped over. Şeye küfrettin diyor, storm'a küfrettin, taşa, kayayı tekmeledin, sinir oldun falan. Revealing a crack in the ground. Ama diyor, yerde bir crack oluştu, ortaya çıkardın. It seems as though someone has used the crack to hide their position. Sanki birileri bir şeylerin sakmış gibiydi orada. Oha, ne güzel lan. Examen 3 saat. I make the crack bigger. Ha. Crack bigger yaparsam daha iyi olacak gibi hissediyorum. Examen diyelim. Ha. It, you reach into the crack. You graze something with your fingerprints. Hissettiriyor bir şeyi, hissettim ellerimle ulaşarak. It feels like a thin bulk of some sort. The frozen earth has been kind to it. You skim the handwritten notes. They were planted another mountain over 50 years ago, long before the island exit became public knowledge. And there's more. Someone has stashed provision here. Yani bandaj kazandık. Yani bilemiyorum ki ne yapacağım. Body temperature'ını mı atayım? At body temperature'ını. Aa, kullanmış olduk patates için, tamam. Şey diyor. Senden 50 yıl önce sine de ait bir not buldum. Başka bir dağcının notu diyor. Ancak diyor o zamanlar diyor daha bu dağ, yani bu ada diyor bilinir durumda bile değildi diyor. Okay. Buradan let's go to the top. Towers of Ice. The path ahead of tapers a narrow passage line with columns of the ice. One of the ice towers has collapsed and blocking your way. You check the mound of ice. I would consume a lot of your strength to make your way through it, but it should be possible. I hack my way through the ice. I take a detour. I take a detour tabii ki. O kadar enerji harcamak istemiyorum. You turn around, you take them be hit more blind. Aynen öyle. Şöyle bir baktık arkamıza, şey dedik. Şeye vurmaktansa, yani bir sıkıntı yaşamaktansa detour daha iyi. Aha, dead zone. İşte sıkıntı. Buradan oksijen buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Oksijen maskesinin iyiliğini göreceğiz bence. The air is getting thin. Hava inceliyordu. Ve çok zor nefes almaya başladım. You have entered the dead zone. Ölüm bölgesine girdin. You pause for a moment to prepare to defeat pet. Bir süre duraksadın ki önündeki şeyi hazırlanabilmek için zor yola. Bu neymiş? Oo. 8 saatlik %35 enerji azalması tüm şeylerde. Hmm. 24 oksijen kazanması her yürümede. Ben bunu istemiyorum. My şey vundum yok zaten, sıfır. Abi yapıştır. 8 saat. 8 saat boyunca arkadaşlar şey yapıyoruz. Çık. Enerjimiz az azalacak. Daha doğrusu hızlı mı gideceğiz, böyle bir şey. Aa! What the fuck? What the fuck? Ne oluyor? Niye geri indin? Dalga mı geçiyorsun adam bizi? Tüh. Ben efendim double yol yapmak durumunda kaldım. Bir yemek yiyeyim. Bir enerji yemek istiyorum. Bakın bir şey çıkar enerjilip ölmeyeyim yani pat diye. Evet, yine bir köpek geldi. Search the back. Aa, güzel. Hiking. Aa. Oha! Flat terrain'de diyor %12 enerji cost düşüyor ve timing'de %12. Çok iyi, çok iyi. Bunları alalım. Bunu elimize tak. Lan bunu nereye takacağız? Ha, flashlight yerine takacağım. Şöyle bir sıkıntı var.
bunu kullanamamaktayım. Şu an ne kadar benim enerjim eksik? 60. Bunu kullanayım gitsin be. Bunu kullanayım ve gitsin be. Ama ben şunu nasıl yapacağım? Bunu mu atmam lazım? Oksijen atmak istemiyorum. Muhtemelen deli gibi işe yarayacak sonradan. Flashlight'ı hiç atmam. Evlere girmek için işime yarayacak. Yapacak bir şey yok. Geçmiş ya da dur. Bunu mu atsam lan? Bunu atayım. Yok ya, bunu at. Boş ver. Canım giderse gider. Trenden korksak demişlerdi ama dur. Buradan şuraya çıkayım. Burada uyuyayım. Sorunsuz çıkmamız çok mutlu etti beni şu an. Tamam. Let's finish small game behind the green torches. Now this will be useful. I... Oha, ne harcadı lan? I carefully move the crates out of the way. I climb the crates. I do nothing. Şeyler aldık. Torch. %200 light radius 8 hours. Oha, yuh. Affedersin de bu torch ne arkadaşım? Yani bak bak. Bu ne lan? Bu kadar büyük torch'u yani küfür ettirecekler. Ne yapabilirim ben? Şöyle dursun. Bu her zaman kullanabileceğim bir şey değil mi? O yüzden ona tamam. Bu her zaman kullanabileceğim bir şey. Bu her zaman kullanabileceğim bir şey. O yüzden şimdilik oksijen muhtemelen ileride çok işime yarayacak. Bunu direkt use yapacağım mecbur. En azından poka yarasın değil mi? Hadi bakalım. Lan yine ne oldu? So even your very first step on the it sets of a mini landslide with stones rolling out from under your feet and down the month side. Farklı bir yer denersem 3 saat harcıyorum. Şey gidiyor. Abi farklı bir yer deneyeceğim tabi. Şu an o riski alamam yani, kusura bakma. Devam ediyoruz. Let's go. Çok enerjimiz gidecek orada. Çantamızda yiyecek var bir de hatırlamıyorum. Aha. Shrine. Yaşlı bir kadın oturuyordu şeyin önünde. Kulübenin önünde. She wears a friendly, total smile. Böyle dişsizdi ama tatlı bir gülüşü vardı. Motionless, recharge. Aaa! Yanına oturmanı ve senin gücünü yenilemeni istedi. Oraya gitti. You do as she suggests and regain. Ne aldık? Tabii ki warm çünkü canımız full. Okay. Keşke enerjiyi fulleyebilseydi ya. Hadi vur. Şuraya çıkacağım. E çıkayım. Yok, çıkamıyoruz. Enerjin yok diyor. O yüzden ne yapıyoruz? Aa, benim enerjim yok. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya kadar gideceğim mecbur. Şuraya kadar gideceğiz. Orada bir uyku çekeceğiz güzelce. Tamam mı? Hatta lan şuraya gideyim ya. Umarım şurada ölmeyiz. Enerjimiz çok az çünkü korkuyor. Ne bulduk? Lonely Grave. Mezarlık. Heavy meticulous built up to form a mound, a grave so far up here. Yani bir saygı duymak vardı. Bir de araştırmak. Ben araştırdım. You carefully nudge the rocks with your boot. There is something there. You bend. Then I find some old biusable equipment. Another mountain must be buried here. Ayağımla diyor yavaşça taşı ittirdim diyor. Eskiydi ama diyor bir ekipman buldum. Sen muhtemelen başka bir şey dağcı kullanmıştı ve usable yani kullanışlı olabilirdi.
You have lots of questions and no answers. Bir sürü sorun vardı ancak cevabını yok. Who were they? Bunlar kimdi? How did they know about the idol? Nasıl bu adayı biliyorlardı? What happened to their companion? Onların beraber oldukları kişilere acaba ne oldu ve onları kim gömdü? I take the equipment. Bakalım. Mana aldık. You ask the unknown climber for forgiveness. Dedik. Onun ya kusura bakma dedik işte ölen kişiye. Senden ekipmanını aldık senin. But you are sure they won't hold a grudge against you. After all, they have no use for equipment anymore. Aynen. Neymiş? Climbing axe. Aşırı iyi değil mi lan? 2 height difference. 6 height difference. Oha. Aşırı yükseğe tırmanabiliyoruz. Sanity'miz, oksijeniz gitti. Hiçbir şey değil. XP kazandık. Bence efsane oldu bu arada. Bayağı iyi oldu. Oksijeni bırakıyorum. Şunu şey yapmak istemiyorum çünkü. Ama bir dakika. Energy cost. Bu time cost. Energy cost. Şöyle yapacağım ya. Çünkü bir daha şey bulamayabilirim. Neymiş? Fresh air. Time cost x'i %20 çok iyi. 24 saati geçiyorum. Whenever you wake up gain 7. İşte bak bu güzel bir şey aslında ama ben fresh air'i seçeceğim. %20 enerji şey. Hız mıydı? Bak elimizde 6 ay difference'da tırmanabildiğimiz için tırmanıyoruz şu an. Burada uyuyacağım. Çılgınlar gibi uyuyacağım burada abi. Burada çılgınlar gibi uyuyacağım hem de. Sabaha kadar yapıştır. Hatta yetmeyecek. Bir tane daha uyuyacağım lan. Bakayım. Sleep briefly. Aynen öyle kardeş. Sabahı yaptık. Bu muhteşem oldu biliyor musunuz? Şu an her şeyimiz full. Biz sanity'miz bir tık sıkıntılı. O da what can I do sometimes. Yapacak iyi hiçbir şey yok. Sanity'mizde bir tık sıkıntılı olsun. Şöyle yaparsak iki tane ikili şey taşıyabilirim. Tamam. Bunlar sanity veriyor mu? Yok. Reduce the... Güzel. Güzel. Kaç saat? 3 saat. Şimdi ben 10 numara tırmanırım. Bir şırayına gidelim. Şuna baksana nasıl enerji. Gıdım gıdım enerjiyle %40. 3 saat boyunca %40 enerji azalması verdi bize tırmanırken. Aşırı iyi bence bu arada. Shrine. You sit down and pleasant feel is from regain sanity. En son sanity'mizi de fullledik. Arkadaşlar farkında mısınız? Taner'den geldik. Ya taşırdan geldik sanırım. Bu arada oyun aşırı iyi. Her oynadığında farklı bir macera yaşayabilirsin oyunda. Ben bayıldım ya. Bayıldım yani. Ya bakalım şuraya gelince ne olacak? Abi çok iyi ya. Gerçekten. Helal olsun. Ya çok iyi düşünülmüş bir oyun değil mi ciddi? Müthiş bir hikaye anlatma yöntemi aynı zamanda. Your gaze wanders across the ground as you balance on narrow ridge. Something catches your eye, covered with iron of ice. The bright colors of mountain flowers shine out from between the rocks. You bend down on petals and inhale the delicate fragrance. A warm feeling of happiness stream through you. Diyor ki yani böyle ufak bir girintide diyor bir şey buldum, bir koku bir şey vardı. Koku demiyor herhalde. Okey. Gözünün böyle farklı dikkatini çeken bir şey vardı ve onu üzerini buz kaplamıştı. Onu temizledim diyor ve gözünün önünde diyor çok renkli parlak bir dağ çiçeği belirdi ve içini mutluluk kapsadı diyor. Sanity arttı bu sayede. Her şey arttı. Ve arkadaşlar ve Summit'e ulaşıyoruz. Müzikten de fark edebileceğiniz gibi. O yüzden kısıyorum bir tık. Müziği coşturmuşlar Summit'a geldik diye. Zirveye ulaştık. At Summit. Your heart feels light and full of joy as you stand Summit.
zirvede oturduğun için tüm kalbini ışık ve inanılmaz bir mutluluk kapsadı. The hardship of climbing already forgotten. Tırmanmanın zorluğu harbi şimdiden unutuldu bile. You savor the moment, it's yours and you're alone. Bu anın tadını çıkar, bu sadece senin anın ve sadece senin falan gibi bir şey diyor. What an adventure, what a view. Off the distance you can see more mountains, higher even the one you are standing on. And what's that? Something stand at the top of one of them, long and thin. From this distance it looks like an antenna, but that can't be right, or can it? You want to take a closer look. You aren't done exploring yet. But first you have to get out of that zone and find a safe place to take a break. Diyor ki, baktın diyor, uzakta bir tane daha dağ var. Onun da tepesinde uzun sivri bir şey var. Ama acaba bu anten olabilir mi? Buna yakından bakmak istiyorsun. Ama diyor, önce diyor ölüm bölgesinden uzaklaşıp bir mola alman gerekiyor ilk başta diyor. Ve her şeyi fulluyor bu. Fullemedi lan. 780 XP verdi. Muhtemelen daha devam edeceğiz Explorer'ın. Aa, ben bitti sandım. Çok iyi. Bir yeri gösterdi bize. Buradan oraya mı gideceğiz? Nere lan orası? Ha. Nereye gideceğiz buradan acaba? Şuraya mı gösterecek bizi daha sonra? Şuraya gideceğim de. Sonrası için nereye gideceğimi şey yapamadım. Anlamadım. Okey. Vallahi bence müthiş bir ilk bölüm oldu. 1,5 saat olmuş. Bildiğim kadarıyla 4 muhtemelen bir 2 dalımız daha var diye düşünüyorum. Vallahi ben bunu oynarım acı. Bu ne? Müthiş oyun. Muhteşem oyun yani. Lan bu oyunu bedavaya veriyorlar. Her sistemde oynayabileceğiniz inanılmaz güzel bir oyun. Bedava. Yapıştırın abi. 10 numara zaman geçirirsiniz yemin ediyorum. Hatta mesela varsa böyle kuzeniniz, kardeşiniz, anneniz, babanız hatta. Oturtun abi. Hatta bu oyun şeyde bile oynanır. Atıyorum bilgisayara bağlı televizyon, anneni babanı. Otur. Ailecek bile oynarsın böyle, anladın mı? Hikayeyi devam ettiriyorsun. Hikayeyi böyle bir tarafta. Çok iyi. Tabii İngilizce olması gerekiyor bir tık. Ama bence müthiş bir oyun yani. Helal olsun yapanları, ne diyeyim ya. Tamam, şimdilik o zaman bence kaydedeyim burada. Kayıt alıyor mu bu? Zaten otomatik kaydediyor herhalde. O zaman teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olursanız çok sevinirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, zaten herhalde 1,5 saat durduysanız bu videoda bile sanırım abonesinizdir zaten. Beğenirseniz sevinirim falan filan. Çok teşekkür ederim. Epic'te yani Epic'te bu hafta Epic bedava çıkmıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. O zaman kapatayım.